İşte bulimia nervosa kilo verdiren bir şey değil. Yani bunun sebebi de şu, çünkü sindirim ağızda başlar. Tamam, sindirim ağızda başlar. Yani her ne kadar kişi isterse dünya kusma şampiyonu olsun, yediklerinin hepsini çıkarsın. Bir miktar günün kalır oluyor. sonunda %50'si, yani minimum %50'si vücudunda kalıyor. Her bulimia nervosa da her atak episodu. Yani bulimia nervosa nedir? Kısa bir zaman dilimi içinde kişinin normalde yiyeceği yiyecek miktarının çok daha fazlasını kontrolden çıkmış bir şekilde yemesi ve daha sonrasında da kilo almamak için işte kusması, egzersiz yapması gibi telafi edici yöntemlere başvurması, sağlıksız telafi edici yöntemlere başvurması. Şimdi orada kustuğu zaman kişi zaten hani maksimum %50'sini çıkartabiliyor. Bir atak episodu kusmadan önceki ortalama 3000 kalori. Siz bunu düşünsenize. 1500'ü kaldı. Günde bunu 3-4 kere yaptığınızı düşünün. Zaten 4-5 kalori aldınız. Yani obez olup aynı zamanda bulimia olan çok kişi var. Ve bu bir şekilde gizleniyor. İşte banyoya girip işte kusarken duş alıyorum deyip işte duşu açma gibi. İşte eğer odada lavabo varsa işte odada kusma gibi. Ama işte diğer telafi etme yöntemleri mesela laksatif kullanımı yakalanamayabiliyor. Ki bu laksatif kullanım 1-2 ile başlıyor, 80-90'lara kadar çıkabiliyor. Yani müsil ilacı kullanımı günde 80-90 tane. 80-90'a kadar çıkabiliyor zaman içerisinde. Ya da aşırı egzersiz yapma. Mesela işte ataktan sonra 3-4 saat egzersiz yapma. İşte ama baktığınız zaman işte çok yedi de yakmaya çalışıyor der. Yeme bozukluğu hakkında farkında da olmayan bir kişi. O yüzden gerçekten yeme bozukluğunu yakalamak zor. Biraz takip etmek gerekiyor. Yani yemekle olan ilişkisi, yemek olan ortamlarda çocuk geriliyor mu? Arkadaşları pizza yemeğe çağırdı. Gitti mi? Orada ne yedi? Yani bu kontrolcülük veya polislik, yeme polisliği değil. Ama yeme bozukluğu dikkat etmek, biraz dikkat etmek. Yani öyle söyleyeyim. Peki size. Dikkat etmek çözüm getirir mi burada? Yani diyelim ki yakaladı. Ondan sonra farkına vardı diyelim. Yakalamak doğru kelime olmaz. Yeme bozukluğu olduğunu çocuğun. O noktada yani tabii ki şimdi bana çok fazla e-mail geliyor bu konuda. İşte çocuğum yeme bozukluğu var ama kendisi yardım almak için yani istemiyor, yardım almak istemiyor. Onu nasıl ikna edebilirim? Şimdi zaten kontrol bir mevzuyken yeme bozukluğunda zorla çocuğu tedaviye götürmek. Ha, tabii ki eğer ölümcül düzeyde sağlık sorunu hani varsa tabii ki orada yani yatış gerektirebiliyor. Hastaneye yatması zorla gerekiyor ve ne yazık ki bazen işte iki kötüden birisini seçmek zorunda kalıyorsunuz hayatta. Orada biraz zorla hastaneye yatırmalar olabiliyor. Ama olabildiğince yemeğe odaklanmamak. Çünkü ailelerin yaptığı en büyük hatalardan bir tanesi bu Fatih Bey. Yemeğe odaklanıyor. Yani neye odaklanmak lazım? Ne hissettiğine. Yani bu çocuğun ne hissettiği. Yani yeme bozukluğunu yok saymak değil. Ama yeme bozukluğu etrafında da bir ilişki geliştirmemek. Ne yedin, ne kadar yedin, yedin mi, yemedin mi, kustun mu, kusmadın mı değil. Yani nasıl hissediyorsun? Yani bugün okulda neler yaptın? İşte yani günün nasıl geçti gibi. Yani sağlıklı bir iletişim kurmak aslında. Yani yeme bozukluğuna sebebiyet veren his saklamasını, duygu saklamasını ortadan kaldıracak bir davranış biçimi geliştirmek gerekiyor. Sadece yemeğe odaklanmak bir çözüm değil. Çözüm değil. Aksine o obsesyonu daha da arttırıyor. Yani bir de tabii ki ani hayat değişimleri var. Mesela işte ebeveynlerin boşanması, işte birinin kaybı. İşte bir yerden başka bir yere taşınma. Örneğin Amerika'da en çok yeme bozuklukları üniversiteye giriş senesinde olur. Çünkü neden? Çocuk aileden uzaklaşıyor. Aileden uzaklaşıyor. Yurda işte geçer, kendi başına yaşamaya gibi. Başlar. Bizde daha çok 8. sınıf yani lise sınavına hazırlanırken çünkü bir stres faktörü, performans kaygısı, başarılı olma baskısı artı liseye geçiş, ortamı değişti, arkadaşları değişti, kabul görmek zorunda. Mesela bir 8. sınıfta çok tetikleniyor o dönemde. Bir de üniversiteye geçişte aynı şekilde bizde de o dönemlerde en çok tetikleniyor. Örneğin size şöyle söyleyeyim. Yeme bozukluklarının zemini genelde çocukluk döneminden itibaren zaten inşa olmaya başlamıştır. Şimdi yeme bozukluklarının öncüsüne baktığımızda hep böyle bir işte ya işte bir depresyon, işte bir anksiyete bozukluğu yapılan araştırmalar onu görüyor. Yani bir yatkınlık. Tabii ki her depresyona... Anksiyete bozukluğu nedir çocuklarda? Yani işte yaygın anksiyete, kaygı, endişelenmek diyeyim size kabaca. Daha işte endişe, daha kaygıya yatkın, kaygı tandansı olan, daha kontrolcü, mükemmeliyetçi, başarı odaklı çocuklar risk grubudur yeme bozukluğu açısından. Şimdi öyle olunca zaten bir bakıma tohumları çocukluk çağından itibaren atılmaya başlıyor. Sonrasında da
bir hayat değişimiyle birlikte hop yeme bozukluğu ortaya çıkıyor. Yani biz şunu görüyoruz. Yani bu bize öğretilen bir şey. Ben tedavide Oxford Üniversitesi Psikiyatri Bölümünün yeme bozuklukları tedavisi için hazırladığı manueli kullanıyorum. Hani bize derler ki yani hikaye alırken şunu göreceksiniz. Yani %100 değil ama bir genel bilgi olarak. Yeme bozukluklarının başlamadan önceki bir ya da 1,5 sene içine bakın. Orada genelde bir hayat değişimi görürsünüz. Yani ailede işte bir kayıp, işte taşınma, okul değiştirme, yani bir hayat değişimi. O yüzden de hayat değişimleri önemlidir yeme bozuklukları açısından. Ama orada yine kapı açtığımız zaman karşımıza zaten kontrolsüzlük hissi çıkıyor. Çünkü hayat değişimleri aslında her canlı için zordur. Yani stres faktörüdür ve o değişime bizim adapte olmamız gerekir. Tamam mı? Ve eğer ki belirsizliği yönetmekte zorlanıyorsak, kaygı tandansımız yüksek ise... Mesela kaygı tandansının yüksek olduğu nasıl anlaşılır gençlerde? Şöyle söyleyeyim, yani Özgür Hocam belki onu daha iyi cevaplar. Ama şöyle söyleyebilirim, yani daha mesela endişeli olması, işte okulla ilgili endişeleri, arkadaşları çok fazla ya öyle olursa düşüncesi. Aslında anksiyeteyi, kaygıyı bu şekilde tanımlayabiliriz. What if İngilizcesi, Türkçe, ya öyle olursa. Yani işte ben mesela buraya gelirken ya kaza yaparsam, işte ya geç kalırsam, ya geç kalırsam, ya saçım ekranda kötü görünürse, kötü gözükürse, makyajım kötü olsa, yani bu sürekli ya öyle olursa ya böyle olursa şeklinde. Evet, bazıları hayatımızdaki endişelerimiz var tabii ki, değil mi? Mesela eğer siz kalkıp da 3'teki uçağa, tamam mı? Yeni havaalanından 3'te uçağınız kalkıyor, yurt dışına gideceksiniz. Saat evden ben 2'de Erenköy'den çıkarsam uçak kaçırırım. Kaygıya gerek yani, yok. Kaygıya gerek yok. O zaman yolda sürekli uçağı kaçırırsam uçağı sabaha kadar düşüneyim. Uçağı tabii ki kaçıracağım orada. Şimdi burada endişeyle sonuçta hani kronik endişeyi birbirinden ayırt etmek gerekiyor. Yani sonuç itibariyle kronik endişedir asıl anksiyeteye sebep olan ya da bozukluk olarak tasvir edeceğimiz kaygıya sebep olan.